avlanmaya gitmişti ama av oldu. Yılanla kapıştı fakat bedelini ağır ödedi. Bu bir kartalın hüzün dolu hikayesi. Burası bir kartal yuvası. Yuvada tahminen 3 aylık bir yavru ve sağa sola saçılmış kaplumbağa parçaları var. Bu ebeveynlerin getirdiği yiyecekler. Aslında kaya kartalları canlı avlarla beslenir. Ama canlı av sorunu çektiklerinde leşe yönelirler. Bu kartal da anlaşılan aynı sorunla karşılaşmış. Güçlü pençesi, keskin ve kıvrık gagası leşleri parçalamaya uygun. Burası ise Karaman'ın Karadağ bölgesi. Bu bölgede yılan ve kaplumbağa popülasyonu yoğun. Kartallar da bu avlara yönelmiş. Özellikle de kaplumbağalara. Kaya kartalı güçlü pençesiyle kapıp gökyüzünden kayalıklara bırakıyor. Parçalanan kaplumbağa kısım kısım yuvaya taşınıyor. Anne peyderpey diğer parçaları da yuvaya taşıyacak. Kimse yokken kendi beslenen yavru anne gelince bağırmaya başlıyor. Annesinin kendini beslemesini istiyor. Buna biraz naz yapmak da denebilir. Ama annenin umursadığı yok. Çünkü yavrunun artık kendi kendine beslenme vaktinin geldiğine inanıyor. Yuvanın aşağısında genişçe bir yayla var. Burada bir çoban sürülerini otlatmakta. Bu Osman Bulut. O bir çoban. Karaman ilinin Üçkuyu mahallesinde yaşıyor. Yıllardır çobanlık yapıyor. Şu an yaylada koyunlarını gütmekte. Yayla yüksek dağlarla çevrili. Bu dağların sarp yamaçlarında kaya kartalları yıllardır yaşamlarını sürdürmekte. Osman Bulut yuvalarını bilmiyor ama gökyüzünde uçarken sürekli onları izliyor. Dalışa geçtiklerinde heyecanlanıyor. İşte şimdi bir yılan daha eksildi diye geçiriyor aklından. Çünkü yaylada buraya özgü zehirli yılan popülasyonu var ve koyunlarını zehirleme potansiyeline sahipler. Ama Osman Bulut şunu bilmiyor. Kaya kartalı zehirsiz yılanları tercih eder. Bunu şuna dayanarak söylüyoruz. 3 ay boyunca gözlediğimiz yuvaya onlarca yılan getirdiler ama bir tanesi bile zehirli değildi. Halbuki bölgede bol miktarda zehirli yılan vardı. Bu tesadüf olamaz. Yani Osman sürüsüyle birlikte hayatı boyunca zehirli yılanlarla birlikte yaşamak zorunda. Bugün güzel bir hava var. Osman her zamanki gibi sabah koyunlarını otlatmak için köyünden çıkıyor. Köpekler mutlu. Osman 5 köpek besliyor. Çünkü yörede kurt popülasyonu da varlığını sürdürmekte. Yine her zaman olduğu gibi kartallar gökyüzünde süzülmekte. Bu geçen yılın yavrusu. Daha 2 yaşında bile değil. Çünkü bu yaşlarda kanatlarda ve kuyruk bölümünde zamanla geçecek olan 3 adet beyaz leke bulunuyor. Osman bu konuda tecrübeli. Yıllardır onları gözlediği için onun geçen yılın yavrusu olduğunu biliyor. Osman bir takım sesler duyuyor. Öngörüsü bu sesin bir kartal sesi olduğu yönünde. Biraz yardım çığlığı gibi. Ama yerini belirlemekte güçlük çekiyor. Çünkü hava rüzgarlı ve çan sesleri var. Ama Osman'ın göremediği alanda son nefesini vermek üzere olan bir kartal, yılan tarafından kıskaca alınmış, hareketsiz yatmakta. Osman hala sesin geldiği yeri tespit etmeye çalışıyor. Yılan kartalı sıkmaya devam ediyor. Kartal belki de ömrünün son anlarını yaşamakta. Osman'ın ses arayışı devam ediyor. Duymakta zorlanıyor çünkü ses gittikçe zayıflamakta. Belki de bu onun son bakışı olacak. Çünkü inisiyatif yılanın eline geçmiş gibi. Osman sonunda kartalı görüyor. Yılan onu iyice hareketsiz bırakmış. Maalesef Osman geç kaldı. Kartal artık yaşamıyor. Üzücü bir olay. Bir süre sonra yılan kartalı bırakıyor. Sürünmekte güçlük çekiyor çünkü yara aldı. Yılan oradan ayrılacak. Osman Bulut tekrar sürünün yanına dönse de bu olayın etkisinde kaldığı belli. Kartal'ın bakışları bir türlü gözünün önünden gitmiyor. Bir yandan da olayı çözümlemeye çalışıyor. Belli ki yılanı avlamaya çalışmış ama becerememiş. Yılan çok büyük. Kartal'ın acemiliği de eklenince kartalı mağlup etmiş. Yılanın gövdesinde kan izleri var. Belli ki aralarında uzunca bir süre didişme olmuş. Kartallarla yıllardır aynı ortamı paylaşıyordu. Bugün onun için hüzünlü bir gün oldu. Yılanın kartalı yemesi mümkün değil. Belli ki kendini savundu. Kartalın vücuduna sarılarak onu etkisiz hale getirdi. Bir kez daha doğanın kanunu pratiğe geçti. Güçlü galip geldi. Bu kartal olsa bile. Biz tekrar kaya kartaların yuvasına yoğunlaşıyoruz. Aylardan Temmuz ve sıcak 30 derecenin üzerinde. Yavru kanatlarını açarak serinlemeye çalışıyor. Yavru uçma aşamasında. Belli ki en az 3 aydır yuvada. Yavrular bugünlerde yuvadan ayrılıyor. Ama avlanma becerisi olmadığı için daha aylarca ebeveynlerine bağımlı kalacak. Yuva annenin getirdiği kaplumbağa ve yılan ölülerinden dolayı kurtlanmış durumda. Yavru kartal da bu durumdan rahatsız olmuş olmalı ki zamanını yuva kenarında geçiriyor. Yuvanın önündeki alanda ebeveynlerin avlanma girişimleri devam ediyor. Osman'ınsa rutin hayata devam etmekte. Yuvada yavru bekleyişini sürdürüyor. Bu arada rüzgarın başlaması onun hareketlenmesine neden oluyor. Kanat egzersizi için iyi bir fırsat bu. Ne de olsa yakında yuvadan ayrılacak. Hazırlıklı olmalı, kanatlarını güçlendirmeli. Ertesi gün anne her zamanki rutin avlanma girişiminde. Ama bu sefer kartalın öldüğü alanda uçmakta. Osman her zamanki gibi onları izlemekte. Osman kartalın birden dalış yaptığını fark ediyor. İçinden umarım avını yakalamıştır diye geçiriyor istemsizce. Yuvaya dönüyoruz. Yavru kartal sıcağın etkisiyle yuvanın en dibindeki tek gölgelik alana sığınmış durumda. Bugün yuvada bizi bir sürpriz bekliyor. Anne kartal yuvaya giriş yapıyor. Ve pençesinde büyük bir yılan var. Bu yılan kartalı öldüren yılana çok benziyor. Renk, desen ve boyut olarak neredeyse aynı. Üstelik sırt bölgesinde de bir darbe izi var. Bildiğimiz kadarıyla kartalı öldüren yılanda da vardı bu darbe. Yılan oldukça büyük bir yılan, 2 metre civarında. Tabii ki bu sadece bir tahmin. Yılan hala canlı. Normal koşullarda kaya kartalları yavrularını doğal ortama alıştırmak için yavru yuvadan ayrılmadan önce ona yarı canlı avlar taşırlar ki yavru av hayvanlarına alışabilsin, yabancılık çekmesin. Kaya kartalı onu canlı canlı yiyor. Öc alırcasına. Dün yılanın genç kartalla yaptığı mücadelede güçlü olan yılandı. Şimdi güçler değişiyor. Bu sefer güçlü olan anne kartal. Doğanın kuralı bir kez daha işliyor. En güçlü olan kazanır. Yavru anneden yiyecek bekliyor. Fakat anne umursamaz tavırlarla yılanı yemeye devam ediyor. Çünkü yavrunun kendi kendine beslenmesini istiyor. Bunun zamanı geldi de geçiyor bile. Fakat anne yavrunun çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamıyor. Annelik içgüdüsü ağır basıyor. Her ne kadar acımasız da olsa, yırtıcı da olsa o bir anne.